İsraf etmemek şartıyla. Bu şart. Evet. Yani biz hayırlı bir neticeye giderken hayırlı vesileleri de kullanacağız. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bizim için en büyük bir modeldir. Evet. Kendisi kuvve-i zayikasını da en mükemmel kullanmış ama bunu kullanırken de en mükemmel iktisada riayet edendir. Def-i şer celbi Değil nef mi yani? meselesi var ya. Şimdi bazen diyelim mesela birileri ya işte efendim biz müspet ve meşru olan neticeye ulaşmak için her yol mübahı kullan, her yol mübahtır diyebiliriz. Hayır. Her yol mübah değil. Hem netice ve hedef sağlam ve meşru olacak, hem o netice ve hedefe giden yollar da meşru olacak. Değil mi? Kesinlikle. Ha. İsraf etmemek şartıyla bu. Gayrimeşrusu bu. Hı. Yani aşırı gitmek. İsraf etmeyeceksin. Ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva-ı ni'am-ı ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin çeşitlerini hissedip tanımak kaydıyla, şartıyla ve meşru olmak, Haram girmeyecek. tabi kazancın da meşru olacak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla. Evet, ben şu anda tat alma duyumu Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde kullanacağım. Cenab-ı Hakk'ın enva-ı nimetlerinin adeta bir müfettişi gibi kullanacağım. Ama Halil abi bana güzel bir yemek yedir, bunları yapayım. Zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla. Bu tabi bir örnekti yani. Tabii. Öyle yani. Yani sana gelip de dilencilik yapacak şekilde, zillete düşecek şekilde bana bir yemek yedir de şöyle bir tefekkür yapayım. Yapamazsın onu yani. Bu yol da kapalı. Kendi imkanlarına olacak. Ya da sana birisi, bir Müslüman kendi iradesiyle hatta seni biraz da zorlayarak seni o davete götürecek diyelim yani. Bu da çok problemli bir şey. Doğru mu? Evet. Yanlış mı? Doğru. Ama ben ısmarlayabilirim O ayrı zaten. Yani senden istenir de ikimiz olduğumuz için misal veriyoruz yani. Evet. Zillet ve dilencile vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir. Lezzetini böyle takip edebilirsin. Yani onurunu, izzetini de muhafaza edeceksin Tabii yani. canım. Ağırlığını Tabii bak koyacaksın. öyle olmazsa sen bazen kuru bir ekmekten izzetle aldığın bu lezzet, bu zevk ve kalbe, ruha, akla gönderdiğin o ham maddeler zillete ve dilencileye girip de aldığın binler farklı şeylerden çok daha kıymetlidir, çok daha değerlidir yani. Oldu mu? Çünkü Cenab-ı Hak rahmetiyle en basit ve ucuz şeylerde bir zenginin çeşitli şeylerden alamadığı lezzeti ve marifete seni götürecek vesileleri kazanabiliyorsun. Cenab-ı Hak o kapıyı sana açmış zaten. Bir elmayı rahat bir şekilde sen kendi imkanlarınla bulabiliyorsun kendi gelirinle. Dolayısıyla bu elmadan zaten bu niyetle yiyip de aldığın o manadaki bir ham madde, o manadaki bir lezzet ve zevk, belki binlerce şeyleri insanlara el açmaktan dolayı alıp da kullanmaktan çok daha hayırlı neticeler elde edecek yani. Maşallah. Mesele Çok bu güzel. yani. Önemli bir şey. Tabii. Ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı nerede kullanacaksın? Ayrıca bir vazife daha var. Yedi, orada bir ham madde üreten adeta bir konuma geldi. Müfettiş hükmünde oldu. Evet. Kalbe, ruha, akla materyal gönderdiği üretim için, doğru mu? Marifetullah, muhabbetullah, imanübillah için. Ayrıca gönderdikten sonra beni Cenab-ı Hak bu vazifede istidam ettiği için bir, Allah böyle nimetleri bana bahşettiği için iki, o lisanı şükürde istimal etmek için Maşallah. leziz taamları tercih edebilir. Demek ki leziz taamları tercih etmenin şartları da bunlar. Lezzetleri şükür için yemekle alakalı üstadımız çok güzel bir temsil anlatıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatından. Müsaade ederseniz onu ben Evet, okuyayım. olur. Şurada var. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Kuddüs-i Sırruhu Şeyh Geylani'nin terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Hem nazdar hem ihtiyare hem de evlat bir tane. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Demek ki nefsin terbiye noktasında tasavvufta var ya çok az az yemek, az uyumak falan, az konuşmak. Böyle az yiye yiye, sadece kuru ekmek yiye yiye zayıf düşmüş.
Onu görünce validesi acımış. Ona acımış. Hazreti Gavs'ın yanına şekva için, şikayet etmek için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazlarlığından demiş, ya üstad benim oğlum açlıktan ölüyor. Allah Allah. Anneler de acayip şefkat verdi. Sen tavuk yersin. Hazreti Gavs tavuğa demiş, kum biiznillah. Yani Allah'ın izniyle kalk. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk, yani sözüne itimat edilir, ehliyet sahibi çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramat-ı harikaya mazhariyeti, dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. İşte Müslüman olmayanlar diyormuş, yani biz Müslüman değiliz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar edemiyoruz. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Evet. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki. Şimdi Bediüzzamanlığını konuşturacak. Tabii. Ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa, ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir.